bir taraftan kesinlikle ayrılmayı düşünüyorsun. Çünkü evlilik bu aşkı ve heyecanı bitirdi diyorsun. Evet. Bu adamın gözünde benim bir değerim kalmadı. Bana cepte gözüyle bakıyor diyorsun. Bu da beni son derece rahatsız etti diyorsun. Bunu aldık bir tarafa. İkincisi, sonra duruyorsun diyorsun ki acaba annemin evini düzelsek, oraya mı geçsek, her şey düzelir mi diyorsun. Bu, çocuğun da kafasını karıştırıyorsun. Şunu bak. O da nerede ne diyeceğini şaşırdı bunu artık. Bunu söyleyeceğim zaman şu zamandı. Eşyaları gönderdiğim gün karar verdim. Ben bugün, o gün de onun için aradım. Ama bu da uzun bir zaman değil. Neticede bunlar çok çabuk yaşanan şeyler. Eşyayı getirdim, eve koydum. Yarın gittim alıp evime getireceğim Nurgül'ü. Gittim, dedim Nurgül hadi dedim seni beraber gidelim. Eşyalarını da dizdim. Ben... Kafan karışık, kafan. Sevmiyor değilim ki. Doğru bir adam olmadığını biliyorum. O yüzden boşanıyorum. Peki ben ayrılmak yerine toparla kendini diyebilirsin. Ben bunu... Sen çünkü zaten annenin evine giderek onu bir cezalandırdın. Kendinden mahrum bıraktın. Hayır. Bu arada düzeldi mi, düzelmedi mi? Düzeldi mi? Düzelmedi. Bu annemin evine ilk gelişimdeyiz. 8 aydır 8 kere gittim ya. Normal mi? Düzelmedi mi derken... Ben anamın evinde yaşıyorum zaten. Ya neyim düzelecek, benim düzelecek neyim var ya Nurgül? Hay ne istediğini şu adamı karşına alıp da konuştun mu ya? Arkadaş ben bu işe böyle başlamadım. Para istiyorum Seda Hanım, para, garanti. Bu kadar açık ve netim yani. Şu hayatta herkes ister. Zengin olmak, param olsun. Gerek yok yani, gereksiz. Şuyum olsun, buyum olsun. Ama bir şey söyleyeyim mi? Malımız, mülkümüz, kat trilyonlarımız var. Her şeyimiz var. Yarın sabah uyandığımızda ki biliyorsunuz neyin ne olacağını bilemiyoruz. Bir baktın hiçbir şeyimiz yok. Ben onu da fark ediyorum. Yarın belki benim ölmeyeceğimin garantisi de yok Nurgül. Bu kadar severken buraya gelip belki hüngür hüngür ağlayıp Emre'ye neler yaptım. Emre vefat etti, biz çok öldü ya da şöyle oldu, güzel böyle bir aşk oldu. Yaşamış olabiliriz, geldi geçti. Ama benim... Geçti mi? Geçti. Yani kalmadı. 5 dakika önce de seviyorum dedi. Seviyorum derken... Ya senin gerçekten, gerçek anlamda bu terapiye bizim gitmemiz gerekiyor. Sen iyi değilsin abi. Bunu kabul et. İyi değilsin. İşte bak şunu da... Ben iyi değilim de Nurgül. Sen de değilsin ki. Beni bu hale getiren sensin zaten. Biz zaten terapistlere gidenlerin hepsi ne biliyor musun? Sizin gibilerin... Aslında var... Evet. Gidiyor. Aslında gidecekler gitmiyor aslında yani. Var ya doğru söylüyorsun ha aynen bu şekilde. Hastalar kendi hasta olduğunu kabul etmez. Etmiyorsun bana yüklüyorsun işte. Sen beni hasta ediyorsun. Aslında kendi hasta diyor ki sen gitmen gerekiyor. Benim ne gitmem gerekiyor? Biz burada orta yolu bulmaya çalışıyoruz. Evlenmişiz, diş tırnak yapmışız, gece gündüz uyumamışız. 10 numara bir yer yapmışız. Yok oradan çıkıyorum villa, sonra Yenibosna mahalle arası. Yok oradan bir kendi değerinin farkına var ya. Sen, ben seni böyle kaldırmaya çalıştıkça sen kendini yerle bir ediyorsun be kardeşim ya. Milyonlarca insan, milyonlarca insan. Sen beni kaldırma ya, bak, sen kendini kaldır. Biz mahallede oturamayız. Bak biz mahallede oturamayız abi. Niye biliyor musunuz? Sakın yanlış anlamayın, nacizane affınıza sığınıyorum. Asla ve asla kötü bir şey söylemiyorum. Biz 3 senedir buradayız, çok tanındık abi. Dışarıya çıkıyorum ben, mahalle aralarında yürüyemiyorum. İşte örnek veriyorum, kilimini sirkeleyen teyze Emre ne yapıyorsun bilmem ne. Ya herkes bir yerden bir şey söylüyor. Ben seni sitede oturtuyorum abi. Kafan rahat. Girenin çıkanın belli. Her şeyin belli. Evet, girenimiz çıkanımız annesi, kardeşleri. Ay, ilk defa ben Emre'ye katıldım. Hep Emre'yi değişken olarak suçlardım. Nurgül sana ne oldu? Ne olmuş? Sen de aynı Emre'ye dönmüşsün. Ne dediğin belli değil. Bir körle yatan şaşı kalkar. Bir anneme taşınalım diyorsun. Nazlı Hanım ben seni... anneme taşınalım demiyorum ya. Ben kendim o eve geçeceğim diyorum. Tavuk ölür, gözü çöplükte kalır. Hayır hayır Nurgül çok... Her neyse artık horoz mu tavuk mu? Bilemeyiz yani. Orası meçhul. Kim ölürse ölsün gözü çöplükte kalıyor işte kardeşim. Tövbe tövbe. Ne yapayım? Ben orada daha huzurluyum yani. Senin yanındaysan... Ya tamam ne istiyorsan onu yapalım ya. Vallahi seni istemiyorum ya. Tamam ben de seni istemiyorum Allah abi. Allah Allah. Seni istemiyorum. Tamam abi, ne yapayım? Ben bir seninle aynı evi paylaşmak istemiyorum. Vallahi çok yoruldum ya. Yemin ediyorum nefesimi tüketmekten yoruldum. Günlerce konuşmaktan yoruldum. Sabaha kadar uyumayıp düşünmekten yoruldum. Bu kadın ne istiyor diye düşünüyorum gece gündüz. Düşünme ya, öyle ben seni istemiyorum. Kafamdan çıkart. 5 dakika önce de ben Emre'yi seviyorum. Haram. Ya sen beni iyice delirttin be kardeşim ya. Kafayı yedirttirdin bana Nurgül ya. Bak bu cuma günü... Arkadaşlarıma bakıyorum mesela. Heh. Anlaşamıyorlar. Eşiyle anlaşamamış. Hemen koşa koşa terapiste gitmişler. Daha yeni evliler. Yani bir şeyleri düzeltmek için uğraşıyor insanlar. Biz randevu batırmak aldım. İçin. Randevu aldım her abla. Her şeyi yapıyoruz. Bizim randevu kocamız aldım diyor çocuk. Gösterdim ya. Kocamız kendi hasta olduğunu kabul etmiyor. Bizim hastalıklı bir ilişkimiz olduğunu kabul etmiyor. Hasta olan sadece benim. Bu pazartesi günü 2'de randevumuz vardı. Gelmedi abi. Konuşmuyor bile benimle. Gidecektik. Yok ama sen kendi hastalığını kabul edip gitmiyorsun. Ya Nurgül hasta, Nurgül'ü götürelim diye gidiyorsun. Ya Nurgül hasta. Sen de hastasın. Hastalıklı bir ilişki bu yani. Ben sana söyleyemiyorum ki abi. Diyemiyorum ki. Aslında ben kendim için alıyorum. Beraber gidiyoruz. İşte beraber olacağız. Yo daha demin demedi mi? Sen hastasın. Bana her şeyi bana yüklüyorsun. Sen hastasın, sen hastasın. Abi sen sence çok doğru. Sen de çok doğru değilsin demek ki. Herkes beni anladı. Bir tek sen beni anlamadın. Herkes beni anladı buradaki. Herkes. Ben burada ne için uğraşıyorum? Sen ne için? Sen ne için sen ay böyle yuvayı kurtarmak için uğraşıyorsun ya. İnsanlar seni o yüzden anlıyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Yuva kurtarmak böyle bir şey değil. Böyle bir şey değil yani yuva kurtarmak. Sen ne yapması lazım? Bilmiyorum ki ben. Söylediği şeyin arkasında dursun yani. O söylediğin şeyi de söyler misin? Ne söyledim de? Her şey. Her şey değil. Her söyle. Şey, her bak şey. Bağırmak istemiyorum. O söylediğin şeyi de arkasında duruyorsun. Sen bağırınca zaten ben farklı duymuyorum. Tamam. O söylediğin şeyi söyler misin? Kaç gündür buradayız? Emre şöyle böyle. Abi içeriye giriyorsun. İçeriğine bakıyorsun. İçeriğinde bir şey yok. Nasıl bir şey yok? Sana göre ben zaten bak baştan bir erkeğin yalan söylemesini asla kabul edecek bir kadın değilim. Ne yalan söyledim sana? Bana bunları kabul ettirdi. Baştan yalan ya bizim ilişkimiz. Benim kirada oturduğunu ben telefonda şahit oldum. Kiracı olduklarını bile bilmiyorum. Nikah şeyde o villa bakıyoruz. Kardeşim. Bak baştan başlıyor yalanlar ve ben bunu baştan kabul ediyorum. Nikah zaten günü neredeydi aklı? Senin yalanlarını kabul ettim ben. Ya diyorum, nikah artık günü... ufak yalanlar bak ne diyor bugün? Bugün diyor ki ne var ki onlarda diyor. Nikah günü aklın neredeydi Nurgül? Nikah günü aklın neredeydi? İmzayı atarken bunları bilmiyor muydun? Biraz gaza gelmiş olabilirim seninle evlenirken. Ama öyle ama böyle 6 yıl var ya arada 6 yıl. Ama hep böyle. Hep böyle bir ilişki. Sağlıklı bir ilişki değil. Değil onu görüyoruz evet. Ve biz bundan hoşlanıyoruz galiba. Ben artık böyle düşünüyorum yani. Nurgül bana şey gibi geliyor. Sen Emre'den kurtulmak istiyorsun artık. Sanki ayağına da dolanmasın diye biz bu ayrılalım da boşanalım da sonra sevgili oluruz. Bak bu güzel bir taktik değil bu taktikse gülme. Bu doğru bir şey değil. Net olmakta fayda var. Doğru götüremiyoruz şey arkadaş. Hadi Allah'ın selameti seninle olsun. O çocuğun da şeyiyle oynama. Hem seviyorum. Bırak gitsin. Hem seviyorum diyor abla. 5 dakika olmaz. Yok. Böyle ayrılmaz. Sonra işte... Böyle ayrılık olmaz. Böyle ayrılık olmaz. Kocam söyle böyle ayrılık olmaz. Böyle ayrılık olur mu? Kim derdi ki seninle bir gün ayrılacağız? Geçip giden yılların ardından bakacağız. Kim derdi ki bir tanem gün bıkacağız, ben yenik yüreğim, yalnız mı kalacağım? Böyle ayrılık olmaz, böyle. Hey! Böyle yalnız kalınmaz. Hani verdiğin sözler, hani ellerin nerede, hani huzur buldum, deniz gözlerin nerede, hani sen hep benimdin, şimdi neredesin, nerede? Hani verdiğin sözler, hani ellerin nerede, hani huzur buldum, deniz gözlerin nerede, hani sen hep benimdin, şimdi neredesin, nerede? Geçip giden yılların ardından bakacağız. Kim derdi ki bir tanem, gün gelip bıkacağız. Ben de yenik yüreğim, yalnız mı kalacağız? Hani sen hep benimdin, şimdi neredesin, nerede? Hani verdiğin sözler, hani ellerin nerede, hani huzur buldum, deniz gözlerin nerede, hani sen hep benimdin, şimdi nerede? Hani verdin sözler, hani ellerin nerede, hani huzur buldum, deniz gözlerin nerede, hani sen hep benimdin, şimdi nerede?